Babamla başladı. Biz burada büyüdük. Ayrıca tostçuyuz. Burada boşluk göremezler. Bu kadar dolduruyor mu? Hiç boşluk, hiç boş yer göremezler. Yani şurası da az olmuş. Gelmedi ağzıma öyle bir laf burada. Yok. Mümkünü yok, olmaz yani. Bir dinlenecek ekmek, taptaze ekmekle tost yapılmaz. Onu biz gevreteceğiz. Bu dinlenecek, pamuk gibi olacağız. Tamam. Biz gevreteceğiz bu ekmeği. Allah bir hafta yanımda olacaklara sabır versin. Cemenden dolayı. Kendimden soğuyabilirim. Nasıl yemeyeceğim? Bana bir söyle. Bak. Bak şuna bakar mısın? Bak. Bak nasıl sünüyor? Bak kaşarı görüyor musun? Bak. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gaziantep'teyiz. Gastroantep Festivali için Gaziantep'e geldik. Hiç yemiyormuşçasına yemeye devam ediyoruz. Festival alanında çok yedik ama buraya gelirken böyle bir yaklaşık 2 kilometrelik yol geldik. Bu yolda bizi acayip derecede çok acıktı. Nedendir bilmiyorum ama servise falan bindiğimizde hafif böyle bir oynama olduğunda ben acayip acıkıyorum, biliyorsunuz. Yemediğim yemek stres demek. Merkezdeyiz. Hemen şu arka taraf forum. Forumun bu tarafında. Nereye geldik? Kamyonun kapattığı yer arka tarafta. Tostçu Ahmet'e geldik. Şansımız da kapandı. Neyse bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Yeri tarif ettik zaten. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Tüm ekmekli tost yaptıracağız. Sonra gömeceğiz. Nasıl tost yapıyorlar? Tam Gaziantep usulü tost yapıyorlar. Malzeme bol, acı bol, sucuğu bol, osu bol, bosu bol, her şeyi bol. Videomuza başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce de kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz acayip derecede çok mutlu olurum. İzliyorsunuz, beğenmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Bak ben bırakıyorum. Adana'ya geliyorum, buralara video çekiyorum. Ya beğenin bir şey olmaz. Beğenmek bedava. Yorum yapmak bedava. Daha ne olsun? Patron çıldırdı. Başlıyoruz. Mersut abi kolay gelsin. Sağ olun abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler, bol gidişler, nasıl keyifler? Sağ olun abi, siz nasılsınız? İyiyiz inşallah. Teşekkür ederiz. Antep'e geldik Gastroantep Festivali için. Evet. Geziyoruz böyle güzel, küçük, salaş, nezih yerleri insanlara göstermeye çok çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Senin de Metin'i çok duydum. Geçen geldiğimde hatta burada otelde kalmıştım ama bir türlü kısmet olmadı gelmek. Bugüne evet. Kısmetmiş. Biz şu an neredeyiz? Formun hemen arkasında, o otelin karşısında gar durağında, tramvayın son gar durağında Tostçu Ahmet'tesiniz. Kavşaktayız yerimiz. Tamam. Aha. Kaç yıldır var burası? Burası 22 yıllık bir tostçu. 22 yıllık. Baba mı yapıyordu yoksa aynen. 22 yıllık sen mi yapıyorsun? Babamla başladı. Biz burada büyüdük. Ayrıca tostçuyuz. Aileden? Çekirdekten yetme. Çekirdekten tostçuyuz. Aynen. Senin yaş kaç? Benim yaş 30. Şimdi burada kaç çeşit tost var? Aşağı yukarı böyle bir 10-12 civarında çeşit tostumuz var. 10-12. Aslında aha, insanların bildiği Gaziantep'te böyle yumurtalı yapılıyor ya tostlar, evet, böyle işte. Hani genelde evet, insanlar öyle biliyor ama burada olay var mı yoksa? Bizde daha ağırlıklı et kavurma, el pastırma, kasap tamam, sucuğu, normal sucuk, afyon sucuğu, kaşarımız bol. Sen de o şekilde oluyor. Tabii yumurta ben, yok o zaman sende. Ben de yumurta en son planda. Kışın mı aslında daha kışın ağır, yazın, yazın daha çok ağır yoruyor. Aha. Sonra onu yiyen bilmiyor. Hı-hı. Tosttan yoruldum diyor. Esas yazın yumurtalı ağır olur. Peki şunu soracağım sana. Benim sosyal medyada gördüğüm, evet, Instagram'da gördüğüm. Evet. Sen böyle çemenli, pastırmalı, başka sucuk. Kasap sucuğu. Özel kasaba yaptırdığımız Gaziantep sucuğuyla. Kasap sucuğuyla yapıyoruz. Gaziantep sucuğuyla yaptığın bir tost vardı. Evet. Tüm ekmeği çemenle sürüyordun. Aynısını yapabilirim. Ben şimdi ondan bir tane istiyorum. Tamam. Oğlum yaparken de bize bir yandan anlat. Tabii. Abi güzel, önce ekmeğimizi gevreteceğiz. Peki ekmek bayat mı olmalı yoksa şey mi? Şimdi sabah bizim ekmeğimiz çıkar. 5'te çıkar. 8'de işe başlarız. Bir dinlenecek ekmek. Taptaze ekmekle tost yapılmaz. Niye, çok kurduğu için değil mi? Olmaz. Çıtır çıtır olur. Dışı dökülür. Şey olmaz. İçi pişmez. Onu biz gevreteceğiz. Bu dinlenecek, pamuk gibi olacağız. Biz gevreteceğiz bu ekmeği. Tamam. Şimdi ekmeği açtın, attın. Aynen, attım. Geldik kasap sucuğun. Yok, güzel, ne gelecek şimdi üstüne? Güzel bir kasap sucuğu döşeyeceğiz. Bu şimdi Gaziantep usulü kasap tabii, sucuk. Tabii. Şöyle de kasap Mehmet ustamız yapar bu arada, kendisine de selamlar olsun. Ondan böyle geliyor. Bir de afyon sucuğum var. Evet. Bu ağır gelir diye. Bu ağır gelir diye bir olabilir. Haklıdır. Hı-hı. Çünkü bunda iç yağ falan da var. Kendi özünde, Antep'in özünde var dana, yani. Danadan mı yapıyor yoksa kuzu giriyor mu buna? Dana kuzu karışık, ha, kuzu ağırlıklı. Giriyor. Biraz ha, dana tutsun diye mesela, sertliğini korusun ha, diye. Kuzu sucuğu aslında. Tabii, seninki. Tabii. Ha, tamam, ondan ağır gelir zaten. Biraz ama beğenen de bırakmaz. Ben kuzucuyum abi. Ben he, kuzuyu, dananı daha çok seviyorum. Şimdi kasap sucuklarını bir döşeyelim. Kasap sucuklarını bir döşüyorsun böyle. Aynen. Peki Mert Usta'm her gün yiyor mu? Doğru söyle. Değmese gün değiyor abi ağzımıza. Yani. Ağzımız değmesin. Bak. Değmese Usta'm değiyor. Herkese koyduğun gibi yalnız bak. Tabii yok. Herkese böyle mi? Onu kendi müşterilerime soracaklar. Her gün yiyenler var burada. Hiç. Burada boşluk göremezler. Bu kadar dolduruyor mu? Hiç boş yer göremezler. Yani şurası da az olmuş. Gelmedi ağzıma. Öyle bir laf burada. Yok. Mümkünü yok. Olmaz yani. Olamaz. Peki senin favorin hangisi? Sen en çok hangisi seviyorsun? Klasik tost seviyorum ben. Kaşarlı mı sadece? Afyon'la gelen sucuğumuzda kaşar.
Aha. Hafif yani güne yorgun başlatmaz yani. Ha, hafif başlamak aynen, için. Aynen hafif başlamak için. Tamam şimdi hemen oldu zaten. Pastırma şöyle bastırdık. Bir onun kadar şey, erken pişiyor bu. Bunu tamam. Biraz sonra attım. Şimdi oraya pastırma koyuyorsun. Aynen. İnce dinlenmiş bir pastırma. Bu tabii özel spesiyalimiz bu. Öyle mi? Tabii. Bu en özel ürün mü? Özel bir ürün tabii. Tamam süper. Ağır ürünler var zaten görüldüğü gibi pastırma. Ha, bizde böyle hafif tost tost yok yani. Yok öyle. Ürünler falan gelmesin. Hallocello tost yok yani. Avokadolu avokadolu. Yok yok. Yok çedar var mı çedarlı tostun? Çedarlı tostu falan çedar, yok değil mi? Çedarlı tost falan yok. Yok adam getirdi abi şunu arasına koy dedi. Yok mu diyeceğiz atarız. Getirirse atarım. Getirirse atarız. Bizim burada tam Antep'e uygun. Aynen. Ağır olacak. Zaten etkimi çedar olacak. Esasında hamburgerin üstüne bir dilim koyuluyor evet. Biliyorsun abi yani. Bir de gerçek çedar zaten şey, daha rengi de o kadar şey olmuyor. Aynen. Kaşar peynir gibi buradakiler. Aynen. Şimdi onu da bastırıyorsun. Tabii ikisini bir. Yağları da ekmeğe çıkıyor bu arada. Tamam. Burak kaçta açılıyor sabah? 8'de açıyoruz. Kaça kadar? Akşam 7-8 arasında da bitiriyoruz yani. Sadece tost var değil mi? Sadece tost. Başka hiçbir şey yok. İçeceklerimiz, tostumuz var. Şimdi evet, pastırmalar da oldu. Tabii. Şimdi ne geliyor? Güzel pastırmanın üstüne biraz çemen ekleyeceğim abi. O ne çemeni peki? Ne çemeni? Kayseri'den getirttirdik bunu Kayseri'den abi. Kayseri'den getirttiriyorsun. Tabii. Onu bir gösterir misin? Bir dakika dur, sürmeden tabii. Bir göster şöyle ekrana. Tabii, tabii. Evet. Abi o kadar, bak bizim yanımıza yaklaşmazlar ha. Bak, bizden uzaklaşır ha. Ha? Bence nerede yediniz bu yemeği biz de gidelim derler. Öyle mi derler? Vallahi artık bir hafta Allah sonumuza hayır etsin. Allah etrafımızdakilerin yardımcısı olsun. Adam çemeni bastı içine ya. Evet geldik kaşara. Aynen. Dolduracaksın ha? Abim de sordu demin bu kaşarı böyle mi atıyorsunuz dedi. Gerçekten böyle mi atıyorsunuz? Müşteriler sormadan gelsin görsün izlesin. Evet. Nasıl ben yapılır görsünler. Müşteri yaptıklarını gördün peynir taşıyor. Aha. İşte Gaziantep insanının gözü gönlü bol, eli bol. Şimdi ketçap çeşidi çok güzel bu. Tamam. Aynen. Ketçabı da sıktık. Yalnız sen iyi döşedin ha şeye. Bir de ipek biber atacağız buna. Biraz böyle hafif acı olabilir. Mert ustam ipek biberi de attı. Bizde hafif yok ama işte size hafif. Ben acıyı seviyorum. Ağzımın uyuşması lazım. Sıkıntı yok. Tamam. Benim için. Evet, kapatıyoruz artık. Heh. Artık yer kalmadı zaten. Döşemeyi kapatıyoruz şimdi. Aynen. Evet, döşeme kapanıyor. Şimdi artık enkaz. Enkaz. Enkaz kaldırma çalışmasını enkaz. Ben yapacağım. Aynen. Merak etme. Aynen abi. Sen enkazı koy önüme ben kaldıracağım. Yağlayacağız. Kaşarını eriteceğiz, vereceğiz. Tamam. Şimdi bir yağlıyoruz. Onu da öyle bir gösterelim. Oo. Tekrardan soruyorum bak. Şimdi şeyde yazıyorlar yorumlara. Diyorlar ki biz gitsek biz de elimize kamera alıp gidelim. Yoksa biz gittiğimizde bu kadar koymuyorlar aynen. Diyorlar. Söylemesin hiç gelmesin. Ben bir tost istiyorum desin. Normal yoldan geçer gibi. Tamam. Bir denesin. Ondan sonra ne diyorsa desin. Abi haklıymışsın ya da değilmişsin. Bu tostun adı ne? Burada ne olarak geçiyor? Özel spesiyal bu. Özel spesiyal. Kasap sucuklu pastırmalı özel spesiyal derse bu yapılır. Tamam anladım. Aynen. Şimdi tekrardan bir çeviriyorsun böyle. Kaşar eriyene kadar bir de arka tarafına sürüyorsun. Oo. Tam Antep işi ya. Tabii tabii. Bol etli, bol kaşarlı, bol yağlı, bol baharatlı. Nasıl yemeyeceksin? Ya şimdi bunu yiyip de zaten bir şey anlamadım diyen adamdan. Bunu yiyen dikilir ha ben sana söyleyeyim. Vallahi. Yoğun bakımdaki hastaya ver. Yani kalkar. Kalkar abi. Tamamdır. O zaman onun olmasını bekliyoruz. Sonra masada görüşüyoruz. Mert ustam hazır mı? Abi kaynıyor. Abi o ne öyle ya? Makine kaynıyor. Taştı ya. Taştı kaynıyor. Makine kapandı. Alalım aynen. Abi o zaman. Geliyor. Hadi elimiz ayağımız istiyor. Hadi. Geliyor abi. Bu nedir ya? Bu efsane kadar, geliyor. Malzemeli tost olur mu ya? He? Diğeri de geliyor. Maşallah maşallah. Bunu yersek var ya 3 gün acıkmayız ha. Otoparka, perona yanaştı abi otobüsler. Otobüsler peronda. Evet şimdi. Şimdi güzel bir dilimleyelim abi. Hadi dilimleyelim o zaman. Her müşteriye böyle dilimliyoruz yani. Evet. İçeri malzeme abi komple. Şöyle gösterirsek. Tamam. Komple malzeme yani. Tamam. Diğerini de dilimleyelim. Bak abi. Peynirden görünmüyor ya. Yani. Şuna bakar mısın? Yeme de yanında yat. Nasıl yemeyeceksin şimdi bunu? Vallahi. Gel beraber yiyek Mert usta. Afiyet olsun abi. Ne demek? Evet. Olay mı budur? Olay budur abi. Hadi o zaman masaya geçelim. Evet sevgili dostlar, ustamız sanatını icra etti. Böyle efsane bir tost getirdi. Allah bir hafta yanımda olacaklara sabır versin. Kendimden, çemenden dolayı kendimden soğuyabilirim. Ama yani bu tostu söyleyeceğim size. Nasıl yemeyeceğim? Bana bir söyle. Bak. Bak şuna bakar mısın? Bak. Bak nasıl sünüyor? Bak kaşarı görüyor musun? Bak.
Kaşarlar böyle sünerler işte. Kaşarlar böyle. Evet, bizimki Antep işte dedi ustam. Yanımıza da şöyle bir gazoz aldık, Nide gazozu. Telefonu da peçeteler uçmasın diye kullandık. Burada mermimiz var, salatalık turşumuz var. Gözlüğü kenara aldık. Yani şu an yemek için tüm şartlar oluşmuş durumda. Ağacın altındayız, gölgede. Hava sıcaklığı her ne kadar 35 derece kadar olsa da Adana kadar sıcak değil. O yüzden terlemeden rahat rahat yürüyebiliyoruz. Hazırsanız ilk lokmayı sizler için atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan bir peçete, şuradan bir turşu, şuradan bir mermi, şuradan bir gazoz. Oh, bir daha çok bir şey anlamadım, bir daha ısırayım. Sayılmaz zaten. Neden? Tüm ekmek 5,99 kalori. Protein deposu, adam doldurdu. Bu arada bunun fiyatını sormadım, fiyatını soracağım unutmadan. Yalnız bir şey diyeceğim, o kadar çemen sürdü ama neyse ki Allah'tan çok şey yok. Yok, şey olduğu için, biraz böyle beklediği için katılaştı, o yüzden koptu. Ama gerçekten tam benim damak tadıma uyan bir tost. Çünkü ben sucuk severim, kasap sucuğuna ayrı bayılırım, pastırmayı severim, çemeni severim. Bir de yumurta olsa var ya bunda, bu tadından yenmezdi. Mermi 7.65. Şu peçeteyi bırakmayayım çünkü ağzım yüzüm batacak. Çok beğendim. Sucuk öyle şey değil, çok böyle baharatlı değil. Bilmiyorum, kasap sucuğu sevmiyorsunuz genel olarak ama kasap sucuğu bence en lezzetli sucuklardan birisi. Bir de iyi yapılırsa tadından yenmez. Vallahi kusura bakmayın, yiyeceğim harbiden güzel tost, beğendim. Mert ustam, tostun fiyatı ne kadardı? Yarımı 100 TL. Şu benim yemiş olduğum şöyle komple, tüm ekmek olanla 200 TL. Gaziantep'e gelirseniz hemen forumun yan çaprazında, zaten ismini söyledik, yani dışarıdan da gösterdik. Buraya gelip Mert ustamın ellerinden tost yersiniz. Sevgili dostlar, Antep güzel. Antep'i seviyoruz. Antep'i yemeklerini de çok seviyoruz. Tostunu da seviyoruz. Tavasını, suyunu da seviyoruz. Güzel. Geldik. Yine festivaldeydik. Gelmişken farklı farklı notları uğrayıp sizlere göstermeye çalıştık. Bugün de tost yedik. Bunun için çok şey yedik ama onları saymıyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Kendinize popüler davranın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de gazoz içeyim ya. Anca. Şimdi öbür tarafa kadar yürüyeceğiz. Bir de orada kesik atacağız. Ya. Oh.